Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Acele bile farklı oldu ya. Bugün temeldeyim. Bir yükleme işimiz var. Taş duvar yapacağız. Taş duvar yapmadan önce temelini açıyorum. Daha doğrusu çok derin olduğu için taş duvar biraz yüzünden alacağım. Ondan sonra tekrar ineceğim. Sonra sol tarafa doğru ala ala gideceğim. Yani burada bir kademe var. Kademenin etrafını taş duvar döneceğiz. Karşıdaki duvara bağlayacağız. Ya bir dünya iş anlayacağınız. Ne bilir aynı hizada oldu mu acaba ya? Çözemedim ama. Önce bir kendi zeminimi düzelteyim. Ondan sonra kamyonları önüme alacağım. Yükleye gireceğim. Kamyonlar zaten yükledim gittiler. Önce bir kendi oturacağım yeri ayarlayayım. Ya kendi zeminim ne kadar düz olursa aldığım kod da o kadar düz olur. Düzgün kodda gitmeye çalışıyorum. Tabi sıfırlama değil bu. Şu an kafasını alıyorum. Tekrar peşinden ölçü verecekler bana. Sıfırlamaya gireceğim. Hatta bir dahaki sefere bile giremeyebilirim. Yani 3 metre çünkü. Oyalanırım yani. Aslında alırım da. Tesviyeli oyalanırım. Gerek yok. 3 metre daha var. Onu da aldıktan sonra alt zeminini tesviye ederim. Oturtuyorum ki kamyonları rahat yükleyeyim. Şu şekilde bir de bakarım şimdi makinem sallanıyor mu diye. Oturttuk mu? Hafiften sallanıyor. Hemen onu da şöyle bir destekliyoruz abi. Sadece paletin ucunu destekledik mi daha da sallanmaz. Şantiyemiz büyük, geniş, işin biteceği falan yok burada. O yüzden önümüzden geldiğince yani sıfırlayarak işi bitire ya da işimizi kolaylaştıra gitmeye çalışıyoruz ki ileride tıkanmayalım. Aşağıda açılmış bir temelim var ve tesviyesi yapılacak. Şimdi şurada bir temelim var hemen önümde. Oranda tesviyesi yapılacak. Burada bir kademe var. Kademeden sonra burası var. Buranın etrafı var. Var oğlu var yani bitmiyor. Cam filmine bir rahatlık varmış ya. Gerçekten makineye cam filmi çektirdim. Yani şiddetle tavsiye ederim. Eğer ben sıkıntılı yerde çalışmıyorum. Beni görmeseler de olur.
ben dışarıyı göreyim yeter diyorsanız cam filmi şart abi. Yaz aylarında hele hele vazgeçmez. Hani kışın çok sulanırsam sökerim, ne yapayım, yazı bir daha çektiririm. Ama zorlanmam diye düşünüyorum çünkü çok çok gece çalışmıyoruz. Arkadaşlar zaman yanında geliyor. O an ağzına bir şey dökelim ya. Bu nedir? Bu nedir? Tek tek gönderiyorum. Bazen peş peşe geliyorlar. Gel bakalım, gel. Akşama da şurayı başa vursam, bir de geri dönsem var ya süper olacak da. Ama vuramam gibi görünüyor yani. Kamyon yüklerken yukarıdan yüklemek çok keyifli ya. Gerçekten şu rahatlık hiçbir şeyde yok yani. Kasanın içini görüyorsunuz. İstediğiniz gibi yükleyebiliyorsunuz kamyona. Ha bir de kovama yapışmasa daha bir süper olacak da. Kovama yapıştığı için o kadar süper olamıyor. Kisli bir toprak yani, öyle çok çamur da değil, çok kis de değil, sert de değil. Acayip bir toprak yani, tam dolgu, böyle harman yapacağım bu toprakla. Hani asfalt gibi olur, asfalt. Zaten kamyonların yürüdüğü yeri görüyorsunuz, parlıyor. Şunlar arasında mesafe var bırak gönderirken. Gelirken aynı anda geliyorlar abi, ben anlamadım bu işleri. Bir sus be, bir sus, iyi ki kornam var ya. Ben de daktıracağım ya havalı kornu en son. Böyle olmayacak yani, baş edemiyorum kamyoncularla. Normalde ben kamyonu arkadan öne doğru yüklerim. Ama şimdi burada önden arkaya doğru yüklemeye alıştım yani şu an. Öyle daha kolayıma geliyor. Yani kamyoncular da öyle istiyor. Arkada fazla olmasın diye, dökümde sıkıntı yaşamayalım diyor. Kamyoncuların isteğine göre de yüklüyorum yani. Yüklemiyor değilim. Hep kendi bildiğimi yapmıyorum ama o diyor mesela sıkıntılı bir yol var. İşte önlü yükle, önlü yüklüyorum. Evet, döküm sıkıntısı var. Arkalı yükle, arkalı yüklüyorum. Ama bir şey demezse kimse, kendi bildiğim gibi yüklerim yani. Ben kimse bir şey demesin. Ben bilemem kamyonun nereye gideceğini. Dün de oldu aynısı var ya, harbiden. Tam toprağa döktüm. Geri kaldırırken, dönüş, arım, mum yaparken sen git tırnak, arka kapağı takıl, kapak açılsın. 10 dakika onu yerine takmaya uğraştım ya. En son diyecektim abi ya, ben bunu zaten 3 dakikada yüklüyorum, şunu şuraya yık da geri yükleyeyim diyecektim de. Gerek kalmadı. Böyle kullanıyorum, anlayamadım ki ya.
tümünü vermediğim için hangi saatte yüklediysem onu da yazıyorum fişe. Bana gelip demesin yani, ben ne zaman yükledin abi? Sormasın kimse diye. Arkadaşlar bana şu kamyoncu nasıl çıldırtılır? Aklı çalışmamız şu an. Yürürlüğe girmek üzere. Ağrıyordu 2-3 gündür. Hani levyeden mi yoksa levyeyi çok mu sıkıyorum çalışırken, yoksa başka bir şey mi var, başka bir rahatsızlığım mı var, çözemedim. Levyenin ayarıyla oynadım biraz. Biraz aşağı düşürdüm daha doğrusu. Şimdi iyi gibi ya. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Ben bir aydır ne çektim ya. Bileğim ağrıyor sürekli. Sanki şimdi oldu gibi yani. Var, hissiyat var içimde ama. Ama bunu yetince yine engel olmuyor. Tamam. Ayakkabılık var hemen emniyet şeyinin orada da. Emniyetin orada. Sanki böyle birkaç gün çalışsam rahatlayacak gibi kollarım ya. Sürekli kol böyle dura, kolum bir perişan oldu şimdi. En azından bak tam tur kolumu uzatabiliyorum levyeyle çalışırken. Ya koltuğu geri uzatıyorum, geri yatırıyorum, yok, ileri yatırıyorum, yok, ileri yaklaşıyorum, yok. Bir türlü çözememiştim ama sanki şu an o sorunu çözdüm yani. Makineyi farklı kullanıyormuşuz. İyi hatırlıyorum yani, ben bu levye tam böyle avucumun içine geliyordu yani, şu şekilde yukarıdan çıkmıyordum. İyi hatırlıyorum. O da şimdi güzel oldu ya. Şimdi bir daha zıplatayım. En son iyice aşağı. Ne yapıyorsun lan sen, öyle kamyon mu yüklenir? Sen operatör müsün? Senin gibi operatör mü olur? Ben operatör değilim zaten de. Civatasına benziyor. Çünkü şurada boş bir kısmı var. Yani büyük ihtimal bir kapağı sabit sıkmak için, yani kapağı sabitlemek için. Sabah motor kaputundan açtım. Yan kapakları, yani bakmadığım, incelemediğim yer kalmadı. Ve bu civatanın takılacağı yeri bulamadım. Üzerinde V8 yazıyor. Hani motorun egzoz bağlantı yeri olabilir, manifoldun bağlantı yeri olabilir, turbo olabilir.
şarj, marş, hepsine baktım. Hepsinin cevapları tam. Ya da şöyle de olmuş olabilir. Daha önceden belki şarj dinamosu, marş dinamosu ya da manifold çantası falan değiştiyse, şimdi takan usta bunu düşürmüştür. Alt sacı açıp da almaya erindiği için yerine tekrar yeni cıvata atmış olabilir diye de düşünüyorum. Yani bir sıkıntı yok. Yani bir dumandır, bir sestir. Mesela bir sacı tutsa kan boşladığı için ses yapması lazım. Ses de yok. Hava bulutlu ama yine dışarıyla içerinin arasında dünya kadar fark var. Zomlion orada harç yapıyor. Çalışıyor be adam abi. Arkadaşlar çalışan kardeşim başka yerde çalışıyordu. Bir makine alınca bizim yanımıza çektim onu. Az daha bana yetişiyordu ya. Duvarı bayağı hızlı geldiler de ben şu köşeyi dönünce solladım onları. Çünkü duvarda makine ne kadar malzemeye uzak olursa iş o kadar uzuyor. Hemen taş dibinde olması lazım. Harç, işte bu harç kuyusu dibinde olacak. Ne kadar yakın olursa. Güzel rüzgar var ya dışarıda. Ya bu meslek yapılır mı, yapılır mı, yapılır mı? Bu sorun sürekli geliyor ya gerçekten hani. Arkadaşlar size nasıl söyleyeyim? Meslek yapılır mı? Ben 11 yıldır yapıyorum. Benim ustam, tanıdıklarım, arkadaşlarım, çevrem hep yapıyor bu işi. Acaba ne oldu? Ya, tanıdıklarım, çevrem hep yapıyor bu mesleği. Yani yapan çok insan var. Ve seviyorsanız yani bu işi yaparım ben. İşte gözüm kesiyor. Bu işte keyif alırım. Ya da ileriye dönük kendi makinemi alırım diyorsanız yapılabilir yani. Yapılmayacak bir meslek değil. Çok zor da değil.